Dört kişiler. İşaretimle birlikte operasyona başlayın. Teslim olmak yok. Çok istiyorsanız kendiniz gelin alın. İçerisinde biz gelin. Yürü. Geç. Geç şuraya. Şuraya geç. Şuraya. Şöyle ya. Kusura bakma, acıdım gerçekten. Acımakta kelime mi? Neredeyse bayılıyordum orada. Evet arkadaşlar. Kimsenin burnu bile kanamadan operasyon başarıyla sonuçlandı. Bu sizlerin akademideki son tatbikatınızdı. Artık mezun oldunuz. Hepinizle gurur duyuyorum. Şimdi ailenizin yanına gidin ve güzel bir tatil yapın. Çünkü meslek hayatınıza atıldıktan sonra tatil yapmak için pek şansınız olmayacak. Sizlere artık birer öğrenci olarak değil, bu kutsal mesleğin onur ve sorumluluğunun bilincinde birer meslektaşım olarak hitap ediyorum. Bundan sonra kılavuzunuz kanunlardır. Allah utandırmasın. Hadi arkadaşlar.
Baba günaydın, biz çıkıyoruz. Nihayet ha? Ne oldu baba, hayırdır? Bu saatte mi işe gidilir? Çiftlik yönetmiyorsunuz. Holding yönetiyorsunuz, holding. Baba ne oldu, niye sinirlisin sen? Şuna bakın. Bana bakın. Holding yönetim kurulunu size bıraktığım için beni pişman etmeyin. O Harun'a da söyleyin, karısına hakim olsun. Vanu da öyle hafif kadınlar gibi hareket etmesin. Abimin kemikleri sızlıyor mezarda. Tamam baba, konuşuruz. İşinizin başından ayrılmayın. Bu ne rezalet? Hancı ailesinde garip ilişkiler. Hancı Holding'in ortaklarından Harun Hancı'nın eşi Figen Hancı, tenis hocası Akın Nazmoğlu ile samimi pozlar verdi. Akın Nazmoğlu bir süredir Harun Hancı'nın kız kardeşi Banu Hancı ile aşk yaşıyordu. Yuh! Habere bak! Salak bunlar ya. Salak olan sizsiniz. Şu fotoğrafa bak. Saçmalama Harun. Yalan haber işte. Günaydın. Ne bu bağırış çağırış? Al. Oku da gör. Aman. Akın beni kulüpte çalıştırırken fotoğrafımızı çekmişler. Bir aptalın yalan haberi işte. Boş ver. Akın nerede? Yukarıda. Ya evlen şu herifle ya da evden gönder. Sinirlerim bozuluyor. Tamam abicim, konuşuruz. Herkese günaydın. Nereden çıktı bu haber Akın? Hoppala. Bu ne ya? Sana sormak lazım. Evet. Biz Figen'le aşk yaşıyoruz ve sizin haberiniz yok. Saçma saçma konuşma Banu. Önemli olan bu değil. Haber yalan olabilir. Ama cemiyette herkes buna inanmak istiyor. Tamam hayatım, sakin ol. Bir daha ikiniz dışarıda yan yana bile gelmeyeceksiniz. Tamam, tamam. Kulüpte değil, burada çalışırız. Sorun yok. Harun. Nisa aradı. USWB'den Kerem Bey 10.30'da şirkete gelecekmiş. Başka zamanı yokmuş. Hemen çıkmamız tamam. Lazım. Hadi o zaman çıkalım. Beni de bekleyin. Ben de okula geleceğim. Tamam hadi yürü. Hadi kahvaltını yap da derse başlayalım. Tamam geliyorum. İşten çıkarmalar olacakmış, kriz var diye. Doğru mu? Bilmiyorum. Kız sen bilmeyeceğin de kim bilecek? Yönetim katına senden başka çıkan mı var? Duymadın mı bir şeyler? Yo, duymadım. Nisa Hanım'a sor, söyler. Ya şimdi soramam. Kız ne var soramayacaksın? Aranız iyi. Söyler. İyi de Nisa abla nereden bilsin? Kız ne saf şeysin sen. Yönetici sekreteri bu meseleyi bilmez olur mu? Sen bir sor. Söylemezse söylemez. Allah Allah. Tamam, sorarım. Günaydın Nisa abla. Günaydın. Serviste yoktun bu sabah. Yetişemedim. Otobüsle geldim. Arasaydın servisi bekletirdin. Olsun. Neyin var senin? Sorun kiraysa ben annemle konuşurum. Merak etme. Yok. Kirayı vereceğim akşam. Sorun ne o zaman? İşten çıkarılmalar olacakmış. Herkes bunu konuşuyor. Evet öyle bir şey var ama ben çıkarılacakları bilmiyorum. Nisa abla. Bana bir şey olmaz değil mi? Okulun bitmesine bir sene var. Eğer çıkarılırsam... Merak etme. Bu kata servis yapan tek personel sensin. Sana bir şey olmaz. Kardeşim. İşte.
Allah, ne haber? Senden? İyi, oğlum bomba gibiyim, bomba. Ne oldu? Şu gördüğün kardeşin, şu gördüğün organizma yılın haberini patlattı oğlum. Hani nerede? Bir bak bakalım. Bu mu? Oğlum bu haberi ablam görmesin. Haydi, ne alakası var abi ya? Bak gel, gel gel. Bak bu Harun Bey'in karısı. Bu da Banu Hanım'ın sevgilisi. Yani senin anlayacağın, ablam böyle patronları hakkında haber yaptığını eğer öğrenirse senin için pek hayırlı olmaz Musti. Abi sen söylemezsin, olur biter, ne olacak ki yani? Ha? Ay çok yoruldum. Tamam, bugünlük bu kadar yeter. Canımı çıkardın vallahi. Bak, her geçen gün kondisyonunu daha da yükseltiyorsun. Yakında turnuvalara bile katılabilirsin. Nasıl katılacağız? Çiftlerde mi? Sen ve ben. Ya çiftlerde. Sonra magazinlik olalım. Harun'la Banu delirsin. Peki bu haberi yapana bir şey yapmayı düşünmüyor musun? Düşünüyorum. Hatta düşündüm bile. Efendim? Anladım. Acımayın. Bir hafta ayağa kalkamaz. İzini bulmuşlar. Yakın zamanda şahane bir dayak yiyecek. Çok acımasızsın. Neyse ben duşa gidiyorum. Ben de. Ter içinde kaldım zaten. Affedersiniz. Kurye şimdi getirdi efendim. Değerli dostum. Divan Meclisimizin yaptığı bir değerlendirmede ülkemiz ve şahsınız adına önem arz eden bir hususu baş başa görüşmek üzere yarın sizi kulübümüze davet etmeyi uygun gördük. Davetimizin gizlilik hususuna göstereceğiniz ehemmiyete şimdiden teşekkür eder, hayırlı günler dilerim. Ercüment Tanıl. Hoş geldiniz. Günaydın. Efendim, Kenan ve Sinan Beyler sizi odalarında bekliyorlar. Öyle mi? Evet, gelince haber vermemi söylediler. Bir bakalım. Tamam. Günaydın. Günaydın. Hoş Merhaba. Geldiniz. Günaydın. Ne haber? Vallahi sorma. Gazetedeki haberi gördünüz mü? Evet. Sabah sabah moralim bozuldu. Ya babam da görmüş. Sabah sabah azar yedik zaten. Bizim de sinirlerimiz bozuldu. Sizinle konuşmamızı istedi. Yalan haber. Sorun edilecek bir şey yok. Sorun edilecek bir şey yokmuş. Sen onu gel de amcana anlat. Ya çocukken de siz yaramazlık yapardınız. Azarı biz işitirdik. Kabak yine bizim başımıza patladı değil mi? Tamam, merak etmeyin. Ben amcamla konuşurum. Ya biraz sinirlerinin geçmesini beklesen daha iyi olacak galiba. Amcam hallederiz de. Personel yapılandırması ile ilgili çalışma bitti mi Kenan? Bitti. Teşekkürler. Güzel. Banu Hanım, Kerem Bey geldiler. O zaman bize müsaade. Kerem Bey mi? Hayırdır? Bilmiyoruz. Şimdi öğreneceğiz. Nisa'cığım, personelin durumuyla ilgili karar. İdari departmanı ve insan kaynaklarını iletirsin. Tabii efendim. Randevuya erken aldım. Kusura bakmayın, hiç vaktim yok. Önemli değil Kerem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada ne içersiniz? Kahve nasıl? Harika, nasıl olsun? Orta. Bize 3 tane orta kahve. Buyurun. Abla, şu kağıda bir bakalım mı benim adımda var mı? Of Azal, gel bakalım için rahat etsin. Ne oldu abla? Benim adımda var değil mi? Bir şey olmaz, ben konuşacağım. Abla, ne olursun? Durumumu biliyorsun. Tamam.
Tamam Hazal, merak etme. Sen git kahveni yap. Kimseye de bir şey söyleme. Dinlenmesin. Tamam mı? Ben halledeceğim. Ne işin var burada? Dosya yapmaya geldim. Saçmalama Bügen, burada olmaz. Olur. Yani zaten gözler üzerimizde. Yakayı öyle vereceğiz. Merak etme. Hizmetliler aşağıda. Ruhları bile duymaz. Biliyorsun ben evdeyken onların bu kata çıkmaları da yasak. Teklifiniz beni çok şaşırttı. Aynı zamanda da çok mutlu etti. Ancak... Holding iki aile tarafından yönetilmekte. Bizim %50 oranında hissemiz var. Arazinin satılması için diğer ortakların onayını almak gerek. Sizin ortaklar dediğiniz amcanızın oğulları değil mi? Evet. O zaman ikna etmeniz zor olmayacaktır. Tabii canım. USWB'nin böyle bir alışveriş için bizi tercih etmesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Teşekkür ederim. USWB Türkiye'ye yatırım kararı aldıktan sonra belki de yapacağı en büyük atılım bu olacak. Bu Hancı Holding için de çok iyi olacak. Yurt dışına açılmakla kalmayacaksınız. Dünya pazarında çok önemli bir konsorsiyumla çalışan ilk yerli holding olacaksınız. Bunun sizi nerelere taşıyabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Vay be kardeşim. Koskoca okulu yedin bitirdin ha. Vallahi yedik bitirdik. Zaman ne zaman geçti hiçbir şey anlamadım. Neyse hayırlısıyla şu tayinimiz çıksın da. Çıksın kardeşim çıksın. Sonra şu kardeşin de magazin muhabirliğini bırakıp polis muhabirliğine geçsin. Sonra sen kardeşine vereceksin gizli dosyaları. Ben hop patlatacağım haberi, hop patlatacağım haberi. Sonra reality şovlar. Sonra bir akşam bir bakmışsın ana haber bültenlerini sunuyorum. İyi akşamlar Türkiye. Unutmayın. Her şeyin bir denklemi vardır. Mustafa denklem. Nasıl? Hep kendini düşünüyorsun. Şöyle biraz kardeşimi düşüneyim, ona yardımcı olayım demek yok. Evet abi, nedir? Bak, bugün Hazal'la bizim birinci yıl dönümümüz. Hani diyorum ki onu güzel bir yere götürsem, bir restorana karşılığında konuşsak, bir yemek yesek. Oğlum dersen işin başından ipleri kızın eline veriyorsun. Ben sadece hani senin tanıdığın yerler vardır, şıktır, güzeldir. O yüzden söyledim. Hani hesap gelsin ama geldiğinde de belimizi bükmesin istedim. Var tabii de hani benim biraz düşünmem gerek. Ne istiyorsun? Kardeşim bu şey var ya, nebat olayı. Sen şu nebatla benim aramı bir yapsan. Ben nasıl yapacağım senin nebatla aramı? Oğlum sen bir şey yapmayacaksın. Sen Emine Hanım'a söyleyeceksin. Emine Hanım gidecek diyecek ki böyle ha iyi falan derken olay çıktı. Oha! Dıdısının dıdısı. Ben kalkacağım, anama söyleyeceğim, anam gidecek Nebat'e söyleyecek. Yok ya, senin ağzın dilin falan, git kendin söyle. Emir. Utanıyorum la. Sen utanıyorsun. Musti. Aga bir şey değil de hani söz konusu olan Nebat olunca utanıyorum işte, ne bileyim. Tamam. Tamam mı lan? Tamam. Vallahi mi? Kardeşime bak sen ya. Kardeşim benim. Tamam oğlum bak, senin bu restoran işi hallolmuş bil, tamam mı? Ben kardeşime en güzel yerde en kral masayı ayarlayacağım. Hem de indirimli. Neyse. Merhaba Emine teyze. Al, gel Nebat, gel. Hay Allah, duvar mı yapıyordun? Olsun kızım, olsun, gel. Ne haber Cano? İyidir Nebaş. Nasıl geçti okul? İyi, okul işte. Ay vallahi biz de öyle annemle oturuyorduk. Canımız sıkıldı, şöyle bir börek yapalım dedik. Elimizin ayarı yok ya, bir dünya yapmışız vallahi. Ben de Cano okuldan gelmiştir. Sıcak sıcak yesin dedim. Sağ ol kızım, iyi etmişsin, eksik olma. Bence de. Neli bu? Peynirli, senin sevdiğinden. Anneanne ben pilav yemeyeyim o zaman. Bunlardan yiyeyim. Tamam sen onlardan ye o zaman. Emir yok mu? Yok kızım. Mustafa ile işi varmış galiba. Akşama da Hazal'ı yemeğe mi götürecekmiş ne? Ya. Hı.
Alo, Emir. Hazal, ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Ha, iyi, güzel. Ben akşam için yeri ayarladım. Sana onu haber vereyim dedim. Geçerken seni alırım. Ya, bu akşam gitmesek... Moralim bozuk biraz. Ne oldu? Yok bir şey. Sonra anlatırım. İyi, tamam. Neyse, ben artık gelince senin moralini düzeltirim. Peki, tamam o zaman. Akşama görüşürüz. Emine teyze, bu Hazal bu sene de sizin evde mi kalacak? Öyle görünüyor. Ev iki oda zaten, eski de. Öğrenciden başkası kiralamıyor. Neden sordun sen kızım? Hiç. Benim bir arkadaşım sormuştu da, evi beğendik, kiracılar çıkarsa tutarız demişlerdi. Ha. Yok kızım, kalacakmış bu senede. Aslına bakarsan benim de içim hiç rahat değil ama ne yaparsın? Haklısın valla. Bir senedir mahallede. Ne geleni var ne gideni. İn midir cin midir belli değil. Kimseyle de muhabbeti yok. Esrarengiz bir şey. Hayır yani selam veriyoruz almıyor. Neyse kızım neyse. Şimdi biz dedikoduya girmeyelim de. Haklısın Emine teyze. Hayır yani Emir'e de attık ancayı. Ben ondan söylüyorum. Şimdi Emir'in de okulu bitti. Yarın öbür gün gelinli olmaya kalkmasın diye. Kızım her şey olacağına varırmış. Hem benim sözümü dinleyen yok ki. Ama Emine teyze sen de anasın sonuçta. Kimin nesi, kimin fesi belli değil kız. Anaların sözü emzirdiği süt kadar tok tutsaymış... ...dünya güllük gülistanlık olurmuş. Neyse biz bugün varız, yarın yokuz. Evlatlar kocaman bir ömür yaşayacaklar. Varsın bildikleri gibi yaşasınlar. Onlar mutlu olsunlar da gerisi boş lakırdı. Ya of ya, anlar muhabbet ha. Yemek yiyoruz şurada. Tamam tamam, ye yemeğini hadi, ye. Ay şuna bak, büyümüş de bizi azarlıyor. Ya. Kardeşim, gittiğimiz yer şehir dışında ama gerçekten muhteşem bir yer. Hani gece konaklarsın falan filan her türlü yani. Ya şimdi sen beni saçma sapan bir yere götürmüyorsun değil mi? Milletin böyle kaçak et filan kestiği. Ayıp olmasın kıza. Kardeşim biz delikanlı adamı senin nişanınla kalkıp öyle alelade yerlere mi göndereceğiz? Gönderdiğimiz yer aile restorantı, güzel bir yer. Ne o kardeşim, senin bakışlar falan değişti? Şu arkadaki araba var ya. Bu araba bayağıdır bizi takip ediyor gibi geldi ama. Kardeşime bak sen be. Amerikan filmlerindeki dedektifler gibi takılıyorsun. Anlarız şimdi. Bas bas. Oğlum bak, bunlar bizi takip ediyorlar ya. Görüyorum. Kardeşim yorulmuş, başımıza takıldılar ayrılıyorlar. Ya Musti, başımız üstünde, bir dırdır, bir sus ya. Sus. Kardeşim, bu herifler oyacaklar bizi, farkında değilsin galiba. Biz kabak mıyız, oyduruyoruz kendimizi? Kabak değiliz ha. Söylesene peki ne yapacağız ha? Adamlar geldiler, iki saattir peşimizde dolanıp duruyorlar. Söylesene ne yapacağız? Görüyorum. Emir geliyor. Musti sus. Abi geliyor, ne yapacağız? Söylesene. Sus.
gel, 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 gel. Emir geliyorlar. Emir geliyorlar oğlum. Kimsiniz lan siz? Allah! Kimsiniz lan siz? Ha? Niye takip ediyorsunuz oğlum bizi? Niye? Niye durdunuz? Benzininiz mi bitti? Sana ne lan? Sana ne? Emir kim lan bunlar? Ne istiyorlar bizden? Ha? Şimdi anlayacağız Müste. Alo. Sedat abi. Abi bir vukuat vardı o yüzden aradım. Ekip yollar mısın? Ne oldu? Gitti mi Kerem Bey? Gitti. Neden gelmiş? Sıkı durun kuzenler. Müjdeyi veriyorum. USWB müşterimiz olmak istiyor. Gerçekten mi? Evet. Çok iyi. Peki ne satıyoruz da müşterimiz oluyor? Avcılardaki araziyi satıyoruz. Babama sormamız lazım. Evet. Bence şimdilik İlhan amcamın haberi olmasın. Önce resmi teklifi bir görelim. Bakalım kaç para teklif ediyor. Doğru. Proje biraz olgunlaşsın. Sonra amcamdan onay alırız. Zaten şimdi kesinlikle olmazlar. Gazetedeki haberden dolayı. Siniri bir geçsin. Aynen. Gelsin. Buyurun Yağmur'a. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Uzun zamandır gözükmüyorsunuz. Özlettiniz kendinizi. Okul açılıyor. Bu aralar kayıt işleriyle uğraşıyorum. Ablamlar yok mu? Kenan Bey'le birlikte toplantıdalar. İyi. Sohbet edelim biraz. Tamam. Oğlum nasıl bir adammış lan bu Sedat Amir? Bir telefon ettim. Bir kamyon adam yolladı lan. Öyledir. Babam şehit olmadan önce birlikte çalışıyorlardı. O zamanlar babamın yardımcısıydı. Şimdi bak görüyor musun? Koskoca organize şubenin amiri oldu. O bara. Geliyor. Abi. Emir. Ne haber koçum? İyi abi senden. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada tanıştırayım. Sedat amirim Mustafa. Yani Musti. Musti aynı zamanda gazetecidir. Hoş geldin. Hoş bulduk amirim. Hayırdır? Vallahi tam olarak biz de bilmiyoruz. Musti ile bir işimiz vardı. Tam onu halletmeye gidiyorduk. O ara ben aynadan takip edildiğimizi anladım. Bir süre öyle devam ettik. Ama baktık olmuyor. Uygun bir yerde etkisiz hale getirdim şerefsizleri. Dertleri neymiş? Bilmiyoruz. Tamam. Anladım şimdi. Gelin bakalım. Neden bu adamların hali böyle? Hiç. Etkisiz hale getirdik abi. Ben şahidim amirim. Yani bu şerefsizler saldırdı. Emir de etkisiz hale getirdi. Emir, elinin ayarını... Usta amcan değil mi oğlum sen? He? Neyse. Siz geçin benim odaya, bekleyin. Ben bir konuşayım şunlarla. Amirim bir dakika şöyle bir poz alabilirsek... Şşş birader. Kendine gel. Pardon. Düğün sonu değil burası. Bu ikisinin adı nezarete. Hoş geldin birader. Geçmiş olsun. Anlaşıldı. Konuşmayı pek sevmiyorsun galiba. Kestirmeden gireyim o zaman.
Cami duvarını şimdi. Arda Bey nasıllar? Aman Arda deme bana. Ayrıldım ondan. Neden? Sorma ya. Çok çıt kırıldım bir şey. Evden dışarı çıkmıyor. Bütün gün bilgisayarın başında. Sevmiyorum öyle erkekleri. Ben galiba biraz maçolardan hoşlanıyorum. Yani ne bileyim. Ya biraz erkek gibi olmalı. Değil mi ama? Yetişir miyiz? Yetişiriz merak etme. Ha. Ya abi nasılsın? Kız bıcırık. Nerelerdesin sen? Unuttun kız bizi. Haklısınız ya. Geldim işte. Şansına küs. Biz de çıkıyoruz. Nisan Hanım, biz liman işletmelerine toplantıya gidiyoruz. Tamam Kenan Bey. Bir gün eve gel de amcanı da görürsün. Tamam Kenan abi, geleceğim. Görüşürüz. Hadi görüşürüz canım. Nisa, ihracatçılar birliğine gidiyorum. Bana bir notun var mı? Aslında Banu Hanım, şu personel yapılandırılmalarıyla ilgili sizden bir ricam olacaktı. Bu konuyu yarına bırakalım Nisa. Peki efendim. Abla, akşam sinemaya gidiyoruz. Unutmadın değil mi? Bebeğim, akşam işim çıktı. Biraz geç gelebilirim. Öf ya, hep aynı şey. İş yapıyoruz Yağmurcuğum. Hatta sen de yavaş yavaş iş dünyasına alışsan iyi olur. Abi. Öttüler mi? Hayır tabii ki. Gevetliler temiz. Ne diyorlar? Yolda az alış oldu, kavga ettik diyorlar. Ne diyorlar, ne diyorlar? Abi yalancı şerefsiz bunlar ya. İfadeler birbirini tutuyor. Abi ne olacak peki şimdi? Birkaç gün tutarım içeride. Ama bu senin için iyi olmaz Emir. Neticede adamları darp etmişsin. Ellerinde kozları var. Mahkeme bu. Ne olacağı belli olmaz. Sicilin işinirse sıkıntı yaşarsın. Daha mesleğe başlamadan soruşturma geçirme. Ne yapacağız peki? Ben adamları ikna ettim. Şikayetçi olmayacaklar. Pabucun pahalı olduğunu anladılar yani. Ben bu ayıları salayım. Nasılsa inlerine giderler. Beş tane de birini taktın mı anlarız kim olduklarını. Tamam. Tamam. O zaman siz şimdi gidin. Hiç ifade imzalamayın. Ben de dosyayı şimdilik kapatıyorum. Eğer bir gelişme olursa konuşuruz. Sağ ol abi. Hadi gülüm. Siz adamları döveceğinize kendiniz dayak yemişsiniz. Bir de emniyeti işin içine karıştırmışsınız. Akın Bey yalnız değildi. Yanındakine gafil avlandık. Üstelik polis dedi arkası kuvvetli sanırım. O yüzden davacı da olamadık. Bir de şikayetçi olsaydınız bari. Takibe devam edelim mi? Hayır. Şimdi dikkat çekmeyin. Benden haber bekleyin. O zamana kadar da ortalıkta görünmeyin. Kaçta gelecekmiş Emir? Bilmem, belli olmaz. Yıl dönümü kutlayacaklarmış. Ne yıl dönümüymüş bu? Çıkmaya başlayalı bir yıl olmuş. Bak Nisa, bu oğlan beni hiç dinlemiyor. Sen konuş onunla. Kaptırmasın kendini. Hem bu kızın kimin nesi olduğu belli değil. Ben oğlumun yüreği yansın istemiyorum. Merak etme anne, bir şey olmaz. Hazal iyi bir kız. Dürüst, çalışkan. Hem gündüz işte, gece okulda. Unutmadan sana kirayı gönderdi. Teşekkür etti. Kendi gelemediği için de özür diledi. Hem farkında değil misin? Emre de yaradı bu kız. Eski deli doluluğu kalmadı. Duruldu biraz. Anne, şu tuvaletin kapısını aç ya. Ellerimi yıkayacağım. Tamam yavrum. Nasıl buldun? Beğendin mi burayı? Evet. Çok güzel bir yer. Ama biraz... Biraz ne? Yani çok şık bir yer Emir. Durumumuz belli. Yani ne gerek vardı?
Ya yeter artık, asma şu suratını. Bak işi de düşünme, gelmişiz buraya karşılıklı seninle yemek yiyoruz güzel güzel. Bence bu anın tadını çıkar. Hadi gül biraz. Gül, gülmek sana çok yakışıyor. Hı, şöyle bak ne güzel. Kendini boşu boşuna üzüyorsun. Bak, ablam eğer söz verdiyse o yapacağını biliyordur. Yani umarım. Yani şu okulu bitirene kadar çalışsam yeter. Yani tek başıma olsam sorun değil biliyorsun ama anneme de para gönderiyorum. Anlaşıldı. Bu sıkıntılar yakında bitecek, söz veriyorum sana. Hem olmadı anneni de yanımıza alırız. Annemi mi? Evet. Okulum bitti. Yakında tayinim çıkıyor. Tayinim çıktıktan sonra gideriz güzel bir ev tutarız. Anlamadım. Ben anlatacağım sana. Kapat gözlerini. Kapat. Hayatıma girdiğin günden beri yüzüm gülmeye başladı. Sana söz veriyorum, bundan sonra da hep ben senin yüzünü güldüreceğim. Çünkü seni seviyorum. Ben de derken yani bu evet anlamına mı geliyor? Emir, sence bu çok ani olmadı mı? Ani mi? Bence geç bile kaldık. Yani... Bak... Bundan sonra ömrümün sonuna kadar hep ben senin yanında olacağım. Hay Allah. Bak belki önemli bir şeydir. Sorun mu var? Yok bir şey. Peki. Kimmiş peki? Hiç. Abim. Peki biz bu ailenle ne zaman tanışacağız? Abin hiç gelmez mi İstanbul'a? Yok, gelemiyor. Anamın başında. İyi peki. O zaman biz atlar gideriz Adana'ya. Hem bir ailemle tanışırım. Olur tabii, olmasına da. Belki sonra. Önce bizden bahsetmem lazım. Bizden? Ha şöyle. Gel. O zaman bize içiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizi bu saatte çağırdığım için üzgünüm. Ama konu oldukça önemli. Öyle mi? Sizden ayrıldıktan sonra USWB'nin CEO'su Bay Robert'la mailleştik. Hemen geri dönüş yaptı. Şu sizin arazinin satışıyla ilgili resmi teklifi ve rakamı bildirdi. Bu yüzden bir an önce sizinle görüşmek istedim. Yarına kalırsa gün kaybı olurdu. Malum saat farkı var. Bay Robert çok acele ediyor. Bu kadar acele ettiğine göre rakam da tatmin edici olmalı. Sizin şu arazinin değeri şu günlerde 12 milyon euroydu, değil mi? Doğru. Bay Robert, tüm vergileri de ödemek kaydıyla size 21 milyon euro teklif ediyor. Ha bu arada Bay Robert pazarlık etmekten pek haz etmez. Rakam kesin. Peki.
Peki bu resmi teklifi ne zaman alırız? Yarın. Yarın? Yarın. Güzel. Konuyu değerlendirebiliriz. Yalnız şöyle bir durum var. Biraz acele etmeliyiz ve bunu gizli tutmalıyız. Yani sizden ricam, iş tamamlanana kadar bunu bir sır gibi saklamanız. Özellikle basından. Bunu ortaklarınızdan da rica ederseniz çok sevinir. Tabii. Ne zaman canım sıkılsa, kafam bir şeylere takılı olsa ben hep buraya gelirim. Burası bana çok iyi gelir. Güzel bir park. Güzel. Evet. Küçükken babam beni hep buraya getirirdi. Sallardı. Konuşurduk. Bana hikayeler anlatırdı. Babam hainler tarafından vurulduktan sonra ben buraya gelmeye devam ettim. Niye biliyor musun? Belki buradadır. Buralarda bir yerde beni görüyordur diye. Seni de görsün istedim. Gelinini tanısın. Konuşma böyle. Kusura bakma. Ben seni üzeceğimi düşünmemiştim. Tamam. İyi misin? Ne düşünüyorsun? Bilmem. Sanki dünyaya açılıyoruz Banu. Bu ne demek biliyor musun? Galiba biliyorum. En iyisini açmışsın. Kutlama yapıyoruz kızım, kutlama. Kenan'la Sinan'ı arayalım mı? Bu saatte mi? Kerem'i duydun, acele edin diyor. Boş ver Banu. 21 milyon euro'nun tadını çıkaralım bu gece. Sabah söyleriz. Şimdi Kenan'a söyleyince onlar tutamazlar çenelerini. Amcamı uyandırırlar falan. Ortam boşuna gerilmesin. O da doğru. Keyfini çıkar. Bak yıldızlara. Sanki daha yakın gibiler bize. Çok istiyorum ama Can'ın yarın seansı var. O yüzden eve gitmem lazım. Peki. Gel. Seni çok seviyorum. Ben de. Hadi bakalım geç.
sen hala ayakta mısın? Ne yapayım oğlum, meraklandım. Gözüme uyku girmedi işte. Anneciğim, merak edecek ne var? Ben Hazal'la yemeğe gidiyorum diye sana söyledim. Öyle işte. Analar merak eder. Evladın olunca anlarsın. Hele bir de yuvadan uçmaya başlasınlar. Ha, konu şimdi anlaşıldı. Hazal değil mi? Ne yapayım oğlum? Sevemedim bir türlü. Yüreğimin içine sokamadım. Güzel annem benim. Sen hiç merak etme, tamam mı? Ben seni razı edeceğim. Seveceksin Hazal'ı. Hem ben senin bugüne kadar rızan olmadan ne yaptım? Baban gibi polis oluyorsun ya. Daha ne yapacağım? Neyse. Neyse, sen bana bakma. Analar konuşur böyle bazen. Hadi Allah rahatlık versin. Öyle giderse yakında maç yaparız seninle. Sahi mi Fuat abi? Ne yani? Fizyoterapisine inanmıyor musun sen? Ne bileyim, beni kandırmıyorsun değil mi? Bu makine ilk çıktığın günü hatırlıyor musun? Hı hı. Aradaki farkı bir düşün o zaman. İyi de ne zaman maç yaparız? Yani kaç gün sonra? Bak delikanlı, bu sana bağlı. Ne kadar gayret edersen, dediklerimizi ne kadar yaparsan o kadar çabuk yaparız maçı. O zaman sen antrenmanlara başla Fuat abi. Bir saati geçti. Bugün fazla çalıştırdılar. Demek ki bir gelişme var, o yüzden üzerine gidiyorlar. Bir yürüsün, yürüdüğünü bir göreyim. Ölsem de gam yemem. Ablam benim yürüyecek. Hatta koşacak, sen hiç merak etme. Nasıl geçti? Her geçen gün daha iyi gidiyor. Kazada zarar gören sinirler yavaş yavaş tepki vermeye başladı. Tabii bu tepkiler şimdilik çok küçük. Zamanla şiddetini artırır. Hadi inşallah. Ben sana demedim mi onun niyeti top oynamak diye? Birkaç seanstan sonra kendi kendine ayağa kaldırmaya başlayabiliriz. Ve sonuçta can yürüteşli yürümeye başlar. Çok teşekkür ederim Fuat Bey. Peki ne zaman normale döner? Bakın bunu bilemeyiz. Bu canın ve sizlerin gayretine bağlı. Belki bir yıl, belki altı ay, belki iki ay. Olsun, yürüsün de ben beklemeye razıyım. Tedavi programını yeniden düzenledik. Haftada üç olan programı yediye çıkardık. Bazı günler hem sabah hem akşam gelecek. Peki bu ücreti değiştirir mi? Tabii, ücret de değişecek. Ücret ne kadar artar? Şu ankinin iki katı kadar. Aylık yaklaşık 3500 lira. Hayır, siz bana yarın öğleye kadar o geçen getirdiğiniz evrakın aynını getirirseniz işlemlerinize başlarız. En azından bir kısmını sigorta karşılamış olur. Sağ olun, ben yarın size ulaştırırım. Ben getiririm abla. Ha, can da geliyor. Gel bakalım. Peki iki gün sonra görüşürüz. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Nasıl geçti? Bugün çok yoruldum valla. Yorgunluk yok aslanım, tamam mı? Yorgunluk fikrini kafandan çıkartıp atacaksın. Hem eğer yorulmayı düşünmezsen yorulmazsın. Oldu. Ver gazı ver. Sen sık dişini biraz daha, ondan sonra yorgunluk falan kalmayacak, tamam mı? Tamam ama o zaman beni parka götürün. Aa, ben işe geç kalırım. Yok yok yok, gidelim parka. Ben bırakırım ablacığım. Tamam. Yaşasın. Hadi bakalım, gidiyoruz. Salıncakta sallayacaksın ama. Tamam, sallayacağız. Hı. Hadi. Ercüment Tanoğlu randevu. İlhan Bey hoş geldiniz. Buyurun. Cep telefonunuzu alabilir miyim efendim? Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam.
Kapıdaki uygulama için kusura bakma. Mecburuz. Malum, dinleniyoruz. Önemli değil paşam. Toplantıya davetiyle çağrılınca durumu anladım zaten. Suat, Nedim ve Güngör beyleri tanıyorsun. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. Hocam, sizinle üniversite senatosunun toplantısında tanışmıştık. Hatırlıyorum. Nasılsınız? Güngör Bey, sizi yurt dışında biliyorduk. Yeni döndüm. Hoş geldiniz. Sağ olun. Beyler, buyurun oturalım. Ya dayı ya. Hı. Böyle olmuyor bak. Tek başıma sallanırım ben. Şş, oğlum, bak şimdi. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hem belindeki platinler hala duruyor. Boş ver, şimdilik sen benim kucağımda sallanmaya devam et, tamam mı? Kendimizi riske atmayalım. İyi de maymun ettiniz beni. Baksana kızlarımızlar. Hala kucakta sallanıyoruz. Öyle mi? Oğlum asıl maymun ben oldum burada. Bak kaç yaşındayım, hala senin yüzünden sallanacakta sallanıyorum. Ya tamam dayı ya. Şşt, maymunlar sizi. Büyük orangutan, küçük şempanze. Benim 15 dakika sonra işte olmam lazım. Saat 9.30 hadi. Vallahi hiç anlamam. Bir şartla giderim. O uzaktan kumandalı arabayı alacaksın bana. Oğlum koca adam oldun. Ne yapacaksın arabayı? Zaten koca adamlar kullanıyor onu. Hem kendim yürüyemiyorum. Bari oturduğum yerden onu yürütürüm. Peki tamam, alırız. Oley be. Senden var ya korkulur, biliyor musun? Kaptın yine uzaktan kumandalı arabayı bak. Dayı kıskanma. Sana bir tur vereyim, sen de götürürsün. Tamam tamam. Ne yaparız biliyor musun? Seninle sahile gideriz. Orada herkesle yarışıp onları geçeriz, tamam mı? Tamam dayı. Söz mü? Söz. Hadi hala buradayız. Ama gel bakalım, şimdi gidiyoruz. Gel 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 gel. Yaklaşık bundan 5 yıl önce devletten aldığınız bu araziye yurt dışında çok uluslu bir konsorsiyum talip olmuş. Bundan haberim yoktu. Henüz yok ama çok yakında 21 milyon avroluk bir teklifle size gelecekler. Ben yurt dışındayken bazı temaslarda bulundum. Bu temaslar neticesinde sizin Avcılar'daki arsayı satın almak isteyen konsorsiyumun asıl amacının Türkiye'de ekonomik anlamda baskı ve bir güç odağı oluşturmak olduğunu öğrendim. Bütün bunlar doğru mu? Elbette. Hatta Hancı Holding'e ait bu arazide yeni bir serbest bölge oluşturacaklar. Memleket açısından stratejik bir öneme sahip olan bu arazinin muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından iktisadi açıdan bu şarttır. Durumun önemini anlatabilmişizdir umarım. Merak etmeyin beyler. Ben sağ oldukça o arazi satılmayacak. Ne haber canım? İyi abla. Aa, ne bunlar? Banu Hanımlar geldiler. Kenan Beylerle toplantıdalar. Erken gelmişler. Evet abla. Ne bu surat? Hiç abla, iş konusu. Ona canım sıkılıyor. Sabaha kadar uyuyamadım. Tamam Hazal, halledeceğim, söz. Kafana takma. Hadi sen git bana bir kahve getir, az şekerli olsun. Tamam abla. Ben de önce şu küçük canavarın araba işini halledeyim internetten. Kiçenesi dursun. Az bir para değil. 21 milyon euro. Zamanında 6 milyon euro verdiğimiz yerin şimdi 21 milyona alıcı bulması güzel. Doğru yatırım. Şimdi de doğru yatırım yapabiliriz. Arazinden gelecek para aslında önemli değil. USWB ile ilişki kurma fikri çok cazip. Onlarla birlikte biz de güçlenebiliriz. Bilmiyorum, babam kesin karşı çıkacaktır. Amcama söylemeden satışı gerçekleştirebiliriz. Neticede yetki bizde. Olabilir aslında. Bilmiyorum. Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Oğlum, yaptığınız her iş için amcamdan onay mı alıyorsunuz ha?
Artık kendi kararınızı kendiniz verecek kadar büyümediniz mi? Tamamdır. Ver bakalım. Evet. Sözünde durdular. Aa, çok hızlılar. Bakın. İlhan Bey. Baba. Amca. Sen çık kızım. Peki efendim. Ne var ne yok bakalım? Hiç amca, sadece rutin bir toplantılar. Güzel. Devam edin. Babacığım, günlük şirket işleriyle seni yormayın. Kapa çeneni. Beyler, madem amcam buraya geldi, amca, bugün holdingimizin çıkarları doğrultusunda reddedilemeyecek bir teklif aldık. Ha dur, reddedilmeyecek o teklifi bir de ben tahmin edeyim ha. 21 milyon euro. Teklifi yapan şirket USWB. Somali'den Çin'e, Kanada'dan Kazakistan'a kadar birçok yerde kolu olan şirketler topluluğu. Her taşın altında parmağı olan 7 başlı canavar. Sakin ol baba. Kapa çeneni. Ne zamandan beri ben konuşurken sözüm kesiliyor ha? Evet. O araziyi neden istiyorlar biliyor musunuz? Orada serbest bölge kuracaklar. O zaman siz ne satacaksınız? Ne ithal edebileceksiniz ha? Her şeyi aldılar memlekette. Kaç tane bankanız? Kaç tane fabrikanız var söylesenize. Nasıl geliyorsunuz böyle bir oyuna anlayamıyorum. Yoksa size ortaklık mı teklif edecekler? Önce ortak yapıp sonra yok edecekler, anlamıyor musunuz? Geri zekalı mısınız, nesiniz? Ama amca lütfen, karşınızda çocuk yok. Banu tamam. Yeter artık karışmayın bana. Dünya sizin zamanlarınızdaki gibi dönmüyor amca. Sınırlar kalktı. Biz sadece ticaret yapıyoruz. Toprak burada, arazi burada. Hiçbir yere gittiği yok. Bu memleketin toprağı 90 yıl önce de vardı. Ama üstünde 7 düvelin çakal sürüleri geziyordu. Şimdi sen bu koltukta bu kadar rahat oturabiliyorsan, o toprağın değerini bilenler yüzünden kızım. Efendimca, hep aynı. Banu, kendine gel kızım. Beni umursamıyorsan mezardaki babanı düşün. Kemikleri şimdi sızlıyordur muhakkak. Ben abimle İstanbul'a gelirken altında tahta bir kamyon vardı. Bugün size koskoca bir holding bıraktık. Siz ne koydunuz üstüne? Bir hiç. Krizi bahane ederek kaç fabrika kapatacaksınız? Kaç personel çıkaracaksınız ha? Abla, ne oluyor? Sorma. Kavga çıktı. Ben bu araziyi zamanında devletten yatırım sözü vererek aldım. Bu yaştan sonra bana toprağını satan vatan haini mi diyeceksiniz? Seni kim tanır ha? Bunu kim tanır? Bunları kim tanır? Herkes Hancı Holding'in kurucusu olarak beni tanır. Sizi sadece magazin sayfalarından sosyete tanır. Ben vatan haini mi ya? Vatan haini mi? Ben daha ölmedim. Ben sağken bu holdingden benim haberim olmadan bundan sonra bir toplu iğne dahi satılmayacak. Artık saltanat bitti. Kötü idare tenzili rütbe getirir. Bundan sonra bu masada ben varım. Bunu yapamazsın. Yaptım bile. Şş.
Şirketin bütün avukatlarını yarın toplantıya çağır. Heh, genel müdürler de gelsinler. Yönetim kurulunda yetki devri yapılacak. Tabii efendim. Nisa, biz çıkıyoruz. Bugün bütün randevuları iptal et. Dayı. Gel. Bak, depoda ne buldum? Annem koymuş herhalde. Şunları bir temizleyelim. Ver bakayım. Ver. Oğlum sen bunlarla uğraşma artık ya. Şunu da ver bakayım. Bunlar bayağı kötü olmuş. Şimdi bak sen ayağa kalk bir yürümeye başla. Ben giderim sana bunların en güzelini alırım, tamam mı? Ha? Yok ya, atmayalım. Babam almıştı onları bana. Eyvallah, tamam. Ben bunları şöyle güzelce bir temizlerim, ondan sonra gelsin, tamam mı? Selam millet. Hacer muhabiriniz Mustafa Denklem karşınızda. Ne haber kardeşim? İyi senden. Ne haber koçum? İyi. Oo! Nebahat Hanım, siz burada mıydınız? Nasılsınız bakalım? İyiyim usta. Emine teyze temizliğe kalkışmış da ben de yardıma geleyim dedim. Aman dikkat et bak kuzum, oralar yüksek, düşersin muşersin maazallah. Merak etme usta. Sana yüksek gelen bir yer bana yüksek gelmeyebilir. Kardeşim ne dedi şimdi bu? Merak etme kardeşim, inceden bir giydirdi sana. Hani ona alçak olan yer sana yüksek olur. Boy meselesiyle ilgili. Tah! Takma sana. Aşk olsun Nebahat Hanım. Yani şurada birkaç santimin önemi var ki ha. Yani insan birkaç santim için kırar mı yani? Bir şey yapar mı? Söylesene bana. Öyle demeyeceğim yani, illa ki uzun mu olmam gerekiyor? Haklısın Mustafa abi. Topuklu ayakkabı denen bir şey var. Giyersin olur biter. Bravo be, sen de vur be. Siz var ya, benim geldiğime pişman ettiniz. Vallahi gideceğim ben. Ya ne oluyor oğlum? Ne sızlanıyorsun sen? Ya Emine anne, şunlara bir şey söyle. Var ya, hepsi bende kafa buluyorlar ha. Ne kafası buluyorlarmış? Bir şey işte. Organizma nebatıyla ilgili işte Emine anne. Anneciğim, arkadaşım boyu biraz kısa ya, onun neyi? Oo, Sedat abi geldi. Abi buyur, hoş geldin. Hoş bulduk koçum. Hoş bulduk, sağ ol. Nasılsın Emine Hanım? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber aslan parçası? İyi. İyi. Abi gel, buyur. Hayrola? Sizinle konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Hı. Hadi oğlum gel, biz seninle çay demleyelim, ha? Tamam. Hadi Nebahat, hadi olmuştur hocam. Gir içeri. Tamam. Size saldırana kadar o gece Akın Nazımoğlu ile buluştular. Haydi. Akın Nazımoğlu mu? Akın Nazımoğlu. Musti, bu senin yaptığın haberle ilgili. Yuh yani kardeşim, olacak şey mi bu ya? Özgür basını susturmaya çalışıyorlar ya, pes. Ama ben yılmayacağım. Ben bu haberlerin üzerine gideceğim. Bütün gerçeklerin hepsini açığa çıkaracağım. Oğlum. Bana bak, bu ablamın başını belaya eğer bir sokarsa ben sana o zaman sorarım. Yeter artık, üstüne gitme şu haberin. Abi bütün her şeyi milletin gözü önünde yaparlar. Biz haber yapınca suç olur. Yani olur mu böyle şey ya? Olmaz. Musti tamam yeter. Ama bu... Musti. Abi. Sağ ol, teşekkürler. Önemli değil. Emir haklı. Memleket meselesi değil sonuçta. Yazmazsın onların hakkında, olur biter. Yani. Yani. Anlattıklarınız canımı sıktı. Daha önemlisi İlhan Bey. Bizim teklifimizi nereden duydun? Sanırım biz toplantıda konuşurken bir süre bizi dışarıdan dinlemiş olabilir. Sizin İlhan Bey'i ekarte etmeniz gerekirdi. Buna gücümüz yetmez. Zaten %50 ise onlara ait. Ayrıca amcamın tüm çevremizde ağırlığı bilinir. Neticede kurucumuz.
Hiç zamanımız kalmadı. USWB zaman konusunda çok titiz. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Kenan arıyor. Aç bakalım. Efendim Kenan. Anladım. Tamam. Anladım. İlhan Bey yetki devriyle ilgili imzalar atılması için bizi sabah şirkete bekliyormuş. Allah kahretsin. Elimizi kolumuzu bağlıyor. Sizin bir B planınız yok muydu? Maalesef. Yazık. Çok yazık. Bir alternatif planınız olmalıydı. Beni bekle burada. Sevinmedin mi? Evin de güzelmiş. Bir yıldır senden haber bekliyorum. Daha çok beklerdim. Al. Var senin? Yok bir şey. Var var, ben ablamı tanımaz mıyım? Bugün şirkette büyük bir kavga vardı. Kavga mı? Ne kavgası? Patronlar İlhan Bey'den habersiz bir arazi satmaya kalkışmış. İlhan Bey de bunu öğrenince büyük tepki verdi. Şirketlerde olur böyle şeyler ablacığım, sen boş ver, takma kafa. Bu seferki büyüktü. İlhan Bey yönetimin başına geliyor. Banu Hanım'la Harun Bey ne yaparlar bilmiyorum. Şirketler dağılabilir. Hatta işsiz bile kalabilirim. Şu anda bu durumu kaldıramam. Zaten bir ton borcum var şirkete. Can için bir işe ve sigortaya ihtiyacım var. Amma büyütüyorsun ablacığım benim. Bak merak etme. Hiçbir şey senin korktuğun gibi olmayacak, tamam mı? Seni kaybetmeye göze alamazlar. Sen kaç yıldır onların yanında çalışıyorsun? Bilmiyorum Emir. Dedim ya, bu seferki büyük bir kavgaydı. Hazal'ın durumunu da konuşamadım. Zaten konuşacak ortamda olmadı ya. Kafam ona da takıldı. Serviste gelirken gizli gizli ağlayıp durdu. Anladım. O zaman bir Hazal'a bakayım ben bir. Tamam canım. Anlattıklarım altından çıkar mı? Tekrar arayacağım. Peki ben ne yapacağım? O zamana kadar yaptıklarını. Kendine dikkat et. Merak etme.
Kim ulan o? Hadi git artık. Benim, Emir. Hoş geldin. Ne oldu? Hiç. Kapıda mı duracağız böyle? Yok canım. Hadi gelsene içeri. İyiyim. Ne yapıyordun sen? Hiç. Oturuyordum öyle. Moralim bozuk. Niye moralim bozuk? Anlattım ya. İş meselesi. Zaten bugün patronların arasında da kavga çıktı. Yüzün nerede senin? Burada. Bulaşık yıkarken çıkarmıştım. Kimdi o? Kim kimdi? Hazal bana doğruyu söyle. Demin bu evden çıkıp giden adam kimdi? Emir ne diyorsun sen? Abimdi. Abin mi? Evet. Ya kızım senin abin Adana'da değil miydi? İstanbul'a gelmiş bana uğramış. Ne var bunda? İyi de bundan benim niye haberim yok? Ha? Nereye gitti abin? Kalsaydı bari tanışırdık. Asker arkadaşları varmış. Onların yanına gitti. Gelecek yine. Tanışırsınız. Ben bilmiyordum abinin geldiğini. O yüzden kusura bakma. Kusura bakma. Bilmiyordum. Benden şüphe ettin Emir. Hayır senden şüphe etmedim. Sadece... Yapma bunu bir daha lütfen. Ben seni çok seviyorum. Ben de. Haber geldi. Eylem planı burada. Yani harekete geçiyoruz. Nihayet. Tekrar yönetime gelişimden dolayı Banu ve Harun'la yaşadığımız büyük kavga
Beni çok üzdü. Gel. Canan Hanım, telefonda. Alo, kızım. Babacığım, nasılsın? Çok iyiyim, sen nasılsın? Sen hala çalışıyor musun yoksa? Hayır, birazdan yatacağım. Günlüklerimi yazıyorum. Ne yazıyorsun günlüğüne? Beni ne kadar sevdiğini mi? Hayır, tabii ki hayır. Aa, niye? Çünkü sana olan sevgimi bu sayfalara sığdıramam da ondan. Ay canım babam benim, ne tatlısın sen. Beni sevdiğini yazmıyorsun, ne yazıyorsun peki? Sır. Bu günlükler benden sana en büyük miras. Yaşanmış hatıralar. Ben öldükten sonra bunların hepsini okuyacaksın. Ya baba, sırasını şimdi böyle konuların güzel güzel konuşuyoruz şurada. Evet, konuyu değiştirelim. Ne yapıyorsun, sömestrde geliyor musun? Evet, ayarladım, az kaldı. Çok güzel, harika bir haber bu. Ne yapmamızı istiyorsun? Savunucu paketiniz var. Güvenlik açısından bakmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Önemli değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapıyorsun lan sen burada? Hiç. Oğlum sen kafayı mı yedin? Bu tek başına yapılacak iş mi? Ya dayı ya, doktor amcayı yakında ayağa kalkar deyince ben de deneyeyim dedim. Size sürpriz yapacaktım. Bırak şimdi sürprizi mürprizi, bir yerine bir şey olacak. Anne! Gel anneciğim gel. Gel. Ne oluyor oğlum? Bu velet tek başına ayağa kalkmaya çalışıyor. Hay Allah, oğlum niye rahat durmuyorsun? Ya anne ya, dayı sen namı ispiyoncusun ha. Anneciğim sen şuna göz kulak ol. Gerekirse Nebati çağır, o baksın buna. Benim bir ablamın yanına gitmem lazım. Bir evrak işi var, ona acil doktora yetiştireceğim. Tamam ya. Tamam. Tamam. Dayı, anneme söyleyeyim bari? Merak etmesin. Bana bak. Yaramazlık yapmayacağına dair söz ver, tamam. Tamam, söz. Anneme selam söyle. Hatta benim için öp. Akşama geç kalmışsın. Bir de şu kumandalı arabayı getirsin artık. Unutmadım ona göre. Öyle mi? Beyimiz amma çok şey istiyor artık, ha? Ya dayı ya. Tamam, tamam, tamam. Anneciğim kolay gelsin, görüşürüz. Güle güle oğlum. Yaramazlık yok. Böyle uslu uslu otur, tamam mı? Hah, aferin sana yavrum. Ay, geç kaldım, servisi kaçırdım. Hayırdır abla?
Sabahleyin işlerim vardı. Onları halledeyim derken servisi kaçırdım ya. Merhaba çocuklar. Sağ ol efendim. Patronlar geldi mi? Yok, gelmediler. Birazdan gelirler. Bugün konuşur musun abla? Bilmiyorum Hazal. İşler iyice karıştı baksana. İlhan Bey yönetimin başına gelecek galiba. Birkaç gün geçsin konuşurum söz. Günaydın kızlar. Günaydın efendim. Harun'la Banu geldi mi? Henüz gelmediler efendim. Gelince söyle odama gelsinler. Peki efendim. Sen de bana bir kahve getir. Tamam efendim. Ne oldu abla? Şey... Bozulmuş bunlar, ikisi birden. Servis çağıralım da baksınlar. Tamam, İlhan Beyler geldiler. Hemen kahve istediler. Yapmam lazım. Servisin numarası burada yazıyor. Sen güvenliği ara, talep yazdır. Gelip baksınlar. Tamam. Çantanızı görebilir miyim? Tamam. Arkadaşlar dolap arızası için gelmişler. Buyurun, bunların ikisi arızalı. Ha, geldiniz mi arkadaşlar? Ay bu dolaplar elimiz ayağımız vallahi. Tamam, bakıyoruz şimdi. Ben boş fincanları alıp geliyorum abla. Tamam, tamam. Günaydın efendim. Günaydın. İlhan Bey geldiler, sizi bekliyorlar. Beklesin biraz. Nisa, sana bir şey soracağım. Dün biz toplantıdayken İlhan Bey bizi dinledi mi? Hayır efendim, ben size faksı getirdiğimde İlhan Bey henüz gelmemişti. Hmm, peki. Başım çatlıyor. Ağrı kesici var mı? Var efendim. İyi. Bir tane ağrı kesici, bir de kahve getir. Peki efendim. Bana da bir soda lütfen. Peki. Boşları mı almaya geldin? Evet abla. İlhan Bey geldiler mi diye sorarsan bilmiyorum dersin. Tamam abla. Yanmış. Motorlar yanmış. Ana şebekeyle ilgili bir sorun var herhalde. Sigortalar atmadığından motoru yakmış. Binanın ana panosundan sigortaların amperlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer orada bir sorun varsa sigortaların değişmesi gerekiyor. Gelin ben de. Güvenlik sisteminde bir sorun var. Giriş çıkışları durdurun.
Melisa Hanım'la görüşecektim. Biraz bekleyeceksiniz beyefendi. Şey, yalnız benim işim biraz acele. Binaya giriş çıkışları durdurduk. Biraz daha bekleteceğiz. Arızanın sebebini araştırıyoruz. Bakın, ben Nisa Hanım'ın kardeşiyim. Ondan acilen evrak alıp doktora yetiştirmem lazım. Lütfen. Hoş geldiniz Yağmur Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Siz Emir'siniz değil mi Nisa ablanın kardeşi? Evet. Bir sorun mu var? Galiba sorun var. Ben de tam ablama gelmiştim. Ama giriş çıkışa izin vermiyorlar. Emir Bey benimle beraber yukarı gelebilir. Aynı yere gidiyoruz. Peki efendim, buyurun. Buyurun, kartınız. Teşekkür ederim. Thank you.